çiftçesine atar sular. Garip olan nerede yatar, kondur beni al gel. Garip olan nerede yatar, kondur beni al gel. Garip kıymetli Ardahanlılar ve Ardahan sevdalıları. Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu, Ardahan İl, İlçe ve Köy Derneklerimizin birlikte organize etmiş oldukları, bu yıl birincisini yaptığımız ve çok uzun yıllar geleneksel hale gelerek devam edecek olan Ardahan Tanıtım Günlerimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Çiler Boylu. Ben Hürriyet Alan. 4 gün sürecek olan tanıtım günlerimizde sizlerle beraber olacağız. Ardahan'ı Ankara'da yaşatacağız. Evet. Türkiye'nin birçok yerinden Ardahanlı dostlarımız, büyüklerimiz buradalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Bugün sevgili İlkay'ın da söylediği gibi 4 gün boyunca daha doğrusu Ardahan'ı Ankara'da yaşayacağız ve yaşatacağız efendim. Evet, programımıza geçmeden önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası için sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. İklimi soğuktur, insanı sıcak. Yad bilmez kimseyi, açar hep kucak. Kötülük bilmez, sevgi saçak saçak. Aşığı meşhurdur Ardahan'ın. Ve şimdi değerli misafirler, Ardahanlı değerli halk ozanlarımız sizlerle olacaklar. Doğunun Serhat şehri, Doğunun Serhat Çeyri, Ardahan'a hoş geldiniz. Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Sayın Bakanım, bu divana hoş geldiniz. Ardahan'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yine geldik biz can cana, Ardahan'a hoş geldiniz. Edirne'den Ardahan'a, ey dostlarım hoş geldiniz. Edirne'den Ardahan'a, Ardahan'a hoş geldiniz. Ardahan'a hoş geldiniz. Uzak yakın tüm başkanlar, Ardahan'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Göz üstüne hoş geldiniz. Şanlı vatanından Ardahan'a hoş geldiniz. Yurdun şanlı vatanından Ardahan'a hoş geldiniz. Türkler övünür şanından Ardahan'a hoş geldiniz. Hepiniz şeref verdiniz. Ardahan övünür şanından Ardahan'a hoş geldiniz. Bizlere şeref verdiniz.
Sayın Vekilim Bakanım, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bizlere şeref verdiniz. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanlarım, değerli ticaret odası başkanlarımız ve köy derneği başkanımız, huzurlarınızda Ergüder Federasyon Başkanımız, Ardahan Federasyon Başkanı Ergüder Şimdi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Evet, Ardahan. Ardahan muhteşem bir memleket, muhteşem bir coğrafya. Gölesiyle, Hanağı'yla, Posofu'yla, Damalı'yla ve Çıldırı'yla. Muhteşem bir coğrafyaya sahip, muhteşem bir sevdadır Ardahan. Bütün ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız da buradalar. Ardahan Belediye Başkanımız da geldiler. Biz Ardahan'ı biraz önce de söylediğimiz gibi Ankara'da yaşayacağız efendim. Evet İlkay. Evet saygıdeğer misafirler. Evet Ankara'da Ardahan'ı gerçekten yaşayacağız. Bugün hep beraberiz. Ben Ardahan'da doğdum, Ardahan'da büyüdüm. 6 yıldır Ankara'dayım. Ama bütün arkadaşlarımı, dostlarımı, abilerimi burada gördüm. Ve o kadar mutlu oldum ki tüylerim diken diken oldu. Hepinizin önünde eğiliyorum. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Evet saygıdeğer misafirler. Ardahan'dan müthiş bir ekip geldi. Ardahan Halk Eğitimi Merkezi'nce hazırlanan Toy Halayı, Ardahan Halk Oyunları'nı sizlere sergileyecek değerli dostlarımız. Ve şimdi karşınızda Ardahan Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi. Alkışlarınızla. Çekilden biraz hoş demeden biraz bayır bir canala evlatlar. Ardahan Halk Eğitim Merkezi'ne ve bu güzel evlatlara güzel bir alkış gönderelim mi tekrar? Ne güzeldi. Evet kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık diyoruz. Evet Ardahan tanıtım günleri hazırlanırken büyük özveriyle çalışıldı. Ergüder Başkanım ve ekibi gerçekten çok büyük özveri gösterdiler ki bizzat şahibim ben Gebze'den geliyorum. Ben de her zaman söylüyorum elhamdülillah Ardahanlıyım. Çok kıymetli dostlar.
çok kıymetli Ardahanlılar, aramızda bulunan çok kıymetli Karslılar, Iğdırlılar, Ankaralılar, Ankara'da yaşayan tüm hemşehrilerimiz, Erzurumlular, bu programa geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli dostlarım, az önce Çiler Hanım söyledi. Ben aslında kürsüde yazarak çok konuşmayı sevmiyorum. Yazmıştım ama yazıyla bir şey konuşmayacağım. Doğaçlama gideceğim, çok bir şeyle konuşmayacağım. Sadece misafirlerimizin adından bahsederek programı bitireceğim. Çünkü süreç çok uzun. Bu programı hazırlamaya başladığımızda yaklaşık bundan 4 ay önceydi. Bu programı yapalım diye bize destek veren başta Ardahan Valimiz Hüseyin Öner Bey'e. Ardahan Belediye Başkanımız Faruk Demir Bey'e. Ardahan Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci Bey'e. Daman Belediye Başkanımız Ergin Önal Bey'e. Halat Belediye Başkanımız Ayhan Büyükkaya'ya. Çıldır Belediye Başkanımız çok kıymetli abim Yakup Azizoğlu'na. Göle Belediye Başkanımız çok kıymetli abim İlhan Gültekin Bey'e. Bu süreçte bizlere destek veren, en büyük desteklerden birisini veren Ardahan Üniversitemizin Rektörü Mehmet Biber Bey'e. Ardahan Milletvekilimiz çok kıymetli abim yine Orhan Atalay Bey'e. Ve bu programı organize etmek için federasyonumuzun yönetim kurulu üyelerini buraya davet ediyorum. Bir şey söylüyorum, bizim yöneticilerimiz gelirken bir şey söyleyeceğim. Bu işe en büyük destek verenlerden ilk gittiğim zaman başkan bu işi yapmamız gerekir diyen Cahit Ulgar Bey'e. Cahit abi hakkını helal et. Çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı buraya davet etmek istiyorum. Arkadaşlar şöyle geçelim. Kadın kollarındaki arkadaşlarımızı buraya almak istiyorum. Gençlik kollarımız da burada. Dernek başkanlarımıza ve bu işe hakikaten gönülden yürek koyan bizim Ardahan'ımızın yerel ve ulusal basın mensubu üyesi arkadaşlarımızın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ve Ardahan'ımızın bir de belde belediye başkanı var, Yücel Akkoç. Yücel abiyle şöyle kocaman bir alkışlayalım mı? Ve bu program yapılırken yüreğini ortaya koydu. Başkan, tek belediye başkanıyım, oraya kadar geleceğim dedi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Bu ekibe bu programda sonuna kadar destek verdiği için hakikaten 1,5 aydır yürekten çalıştıkları için ben sizler adına teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki bir aradayız. İyi ki biz bir ekibiz. İnanın öyle şeyler oldu ki dün akşam buraya geldiğiniz zaman standlar organize edilecek. Arkadaşlar bir o standı, bir bu standı, bir öteki standı yapalım diye gayret sarf ettiler. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Arkadaşları yerine alıyorum. Bizim 4 dernek başkanımız var. Bugün bu programda federasyonumuza katılmak için karar aldılar. Karar aldılar. Ben o 4 dernek başkanımızı da buraya almak istiyorum. Ali Rıza Bey, Güneş Gören İncedere Koyunpınar Köyü Dernek Başkanımız. Naim Açık Yıldız, Budaklı Köyü Dernek Başkanımız. Kalecik Dernek Başkanımız Cengiz Karahan Hocam. Ovapınar Dernek Başkanımız Erdal Abi. Cengiz abi nerede? Cengiz abi sanırım yazarlarınız standında. Bu arkadaşlarımız bugün itibariyle de federasyonumuza katıldılar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki bir aradayız. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, yine bu işe emek veren 5 arkadaşımız daha var. Ve 5 arkadaşımızın plaketi var. Tabii Ferhat'ın emeklerini inkar etmiyoruz. Teşekkür ederim. 5 arkadaşımız daha var. Sait Atalay. Sait Atalay. Aynı zamanda plaketleri var. Plaketleri verip kapatacağız.
Özgür İncesu, Melih Baran Kılıç, Ayhan Atalay, plaketlerimiz nerede? Muhsin Koca ve aramızda protokolde çok kıymetli abilerim var, milletvekillerimiz var, bakanlarımız var. Ben onlardan özür dileyerek bu işe emek sarf eden gönüldaş arkadaşlarımız var. Plaketlerini sizlerin adınıza Canip Karay'la Cengiz Gülay'a verdirebilir miyim? Ve komitede görev aldılar. Bizimle beraber günlerce koşturdular. Federasyon yönetimimizde olmamalarına rağmen plaketlerini takdim etmek istiyorum ben. Kendileri bu programımızın yapılmasına da sponsorluk yaptılar. Teşekkürler. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Sadece bir araba diyebilirsiniz. Bu kadar ardından hemşehrilerimizin içinden bilmem bir gurur tadını hareketi aldım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Kocalar Şirketler Grubu CEO, Musi Koca ben. Söyleyecekler Bakanı'na, yetkililerine, tüm iştiraklılara, herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanım teşekkürler, sağ olun, emeğine sağlık. Sayın Başkanı, üyelerine bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. Herkese saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanım, bizim verdiğimiz destek çorbada sadece tuz, tüm emek sizin. Biz teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de bizim o büyüdüğümüz Ardağ Kars kültürünü bu çalışmada hiçbir ayrım gözetmeden bütün Ardağ'ın zenginlikleri ve taşıdığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Abi, çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Kıymetli dostlar, ben konuşmayacağım dedim. Burada keseceğim. Aramızda Mamat Belediye Başkanımız var. Ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bizim valimiz Bartın, Karabük valimiz aramızda. Karabük valimiz de kendisi Iğdırlı. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Eskişehir Vali Yardımcımız Salih Bey, Salih Altun aramızda. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Halil İbrahim Bey aramızda. Kendisine çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür de aramızda Gazi Müdürümüz var. Gazi Müdürümüze sana uzanan eller kırılsın inşallah. Kıymetli dostlar, diyor ki Aşık Şenlik, ehli İslam olan işitsin bilsin, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. İster urus et, ne ki var gelsin, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. İyi ki geldiniz, iyi ki emeğinizi ortaya koydunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Evet, dernekler, federasyonlar, ben her zaman söylerim, hakikaten gönül işidir. Gönüllülük esasına bağlı işlerdir. Her zaman da söylediğimiz gibi evlerinden, işlerinden, eşlerinden, çocuklarından çaldıkları, hatta kendilerinden çaldıkları zamanı verirler derneklere, federasyonlara. Bu arada Ali Hikmet Akıllı Bey aramızda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara İl Başkanı, hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Evet, gerçekten emek önemli. Ben güçlü bir alkış daha istiyorum federasyona, tüm ilgiye, ilçe, köy derneklerimize, hepsine, bütün ekibe. Bu organizasyonla ilgili güzel bir alkış istiyorum. Çok güzel bir alkış. Bu alkış az. Evet, gülsü bir alkış alalım lütfen. Kendinize alkış alalım. Dolu bir program olacak. Evet, gerçekten dolu dolu bir program olacak ve misafirlerimiz arasında çok bizleri katılımlarıyla onurlandıran Sayın Mamat Belediye Başkanımız Murat Köse'yi Gürşe'ye teşriflerini arz ediyorum efendim. Sayın Bakanım, çok değerli milletvekillerim, çok değerli valim, kıymetli valilerim, kıymetli belediye başkanlarım, çok değerli hemşehri federasyonları, başkanları, sivil toplum kuruluşları başkanları,
dernek başkanları, çok değerli Ardahanlılar, ben de hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Ardahanlıların bir araya geldiği böyle güzel bir etkinliğe katılmaktan onur duyduğumu ifade ediyorum. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum. Federasyon Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Tabii ağaç nasıl köküyle yaşarsa, insan da köküyle yaşıyor. Ve geçmiş olmayanın geleceği olmaz. Burada federasyon çatısı altında bir araya gelmek, geleneklerimizi, göreneklerimizi, geçmişimizi bugüne taşımak, bugünden yarına taşımak çok kıymetli. Dolayısıyla ben federasyon başkanına, yönetim kuruluna özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Tabii biz bu topraklarda 1000 yıldır varız. Canımızla, kanımızla varız. Dernek bunlar zor işler gerçekten. Yapanlar bilir. Ancak nasıl kolay olur? İşte valimiz destek olursa kolay olur. Belediye başkanlarımız destek olursa kolay olur. Milletvekillerimiz, Sayın Bakanımız destek olursa kolay olur. Hep beraber inşallah bu birliği, beraberliği yaşatmak ayrıca çok önemli. Ben tekrar federasyon başkanına, böyle güzel bir etkinlikte bizleri bir araya getiren federasyon başkanına çok teşekkür ediyorum. Tabii insanın memleketi neresidir? Doğduğu yer midir? Doyduğu yer midir? Elbette doğduğu yerdir. Ancak eskiden belki Ardahan'da doğuyordu insanlar ama artık Ankara'da doğuyor. Dolayısıyla Ardahan'da olsa da bir Ankara olarak ben, onları aynı zamanda bir Ankara olarak görüyorum. Tabii insan sıla önemlidir, memleket önemlidir. Bizim tüm vilayetlerimiz gerçekten çok zenginlikleriyle beraber çok kıymetlidir. Hep beraber bu zenginlikleri inşallah Ankara'da yaşatalım diyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Hepiniz saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve bir diğer misafirimiz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Oral aramızdalar efendim. Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Hadi konuşmacı gelene kadar heyecanımıza verin ne olur. Ardahan'dan buraya kadar gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı Yalçın abi burada, Yalçın Taş'ta. Kendisini selamlıyoruz. Kadir Sinan Onay burada, hoş geldiniz diyorum. Ve AK Parti'nin Ardahan İl Başkanı Kaan Koç aramızda, hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Zaman zaman okumaya devam edeceğiz. Erzurum milletvekilimiz var, Naci Cinisli. Hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. Ne olur heyecanımıza verin. Ufak tefek heyecanlarımız oluyor. Olimpiyat şampiyonumuz Altercin Naim Taner Sağır aramızda. Hoş geldiniz diyorum ben kendisine. İyi ki varsınız. Evet, güçlü bir alkış alabilir miyiz olimpiyat şampiyonumuzu? Teşekkür ediyoruz. Evet. Bütün sıfatlardan daha güzel, daha anlamlı, daha onurlu sıfattır Ardahanlı olmak. Ben de yandan çarklı Ardahanlıyım. Çünkü hep anama söylerdim biz nereliyiz diye, oğlum biz Göleliyiz derdi. Allah nasip etti. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'le Doğu turuna çıktığımız zaman Göle'ye gitmiştik. Görevlilerin, Ardahanlılar, o sıcak ilgisi, Sayın Belediye Başkanımız buradadır. Kendisine yeniden bir teşekkür etmek isterim. Bize o sıcak ilgisi, o alakası beni sadece anamı değil, benim de gönlümü de Ardahanlı yapmıştı. Bu vesileyle Sayın Bakanım, kıymetli milletvekillerim, kıymetli belediye başkanlarım, kıymetli federasyon başkanlarım ve burada bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerin en güzeliyle ben Allah razı olsun diyorum. İyi ki sizler böyle bir organizasyonu yaptınız. Bizleri bu araya getirdiniz. Bizleri burada güzel Ardahan'ımıza yeniden oraya gitmenin, gitmesek de manevi olarak onların arasında olmanın huzurunu tattınız. Biz hepinize teşekkür ediyorum. Hemşeri olmak güzel bir duygudur. Sayın Belediye Başkanımız dedi ki ağaç kökleriyle beraber vardır. Biz de köklerimiz de burada sizinle beraberiz. Bu büyük şehrin büyük organizasyonları bizleri yutuyor. Ama bu organizasyonlar bizi kökümüze döndürüyor, biz yapıyor. Bizi biz yapan, bizi kökümüze döndüren, bizi birlikte yaşamamızın
şuurunu veren herkese teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü daim etsin. Bu organizasyonu gerçekleştiren bütün arkadaşlara, hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ve ben bir anasından dolayı Göleli olan ama kalbiyle, ruhuyla beraber sizinle olmaktan bahtiyar duyuyorum. Allah yardımcımız olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet, Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınızı sağlıklıyoruz efendim. Tabii siz çağırana kadar misafirler var, söylemek istiyorum. Yozgat Federasyon Başkanımız Ahmet Koç aramızda, hoş geldiniz. Ali Hacı Fazlıoğlu, Karadeniz Dernekleri Başkanı aramızda. Cemalettin Uludağ, Ankara Dernekler Federasyonu Başkanı aramızda, hoş geldiniz. Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı aramızda, hoş geldiniz. Kars Ardahan Iğdır Federasyonu Başkanlığı'nı temsil eden arkadaşımız, Erdoğan Başkanlığı'nı temsil eden bir arkadaşımız aramızda, hoş geldiniz diyorum. İsa Güven Kahveciler Odası Başkanımız aramızda, hoş geldiniz. Erzurum Federasyon Başkanımız aramızda, hoş geldiniz diyorum. Kırşehir Federasyon Başkanı Hilmi Bey aramızda, hoş geldiniz diyorum. Çorum Hitit Federasyonu Başkanımız aramızda, İlker Çelik, hoş geldiniz diyorum. Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı aramızda, kendisine hoş geldiniz diyorum. Nevşehir Federasyon Başkanımız Mehmet Eren Bey aramızda, hoş geldiniz diyorum. Rize Federasyon Başkanlığı'nı temsil eden, Muammer Başkanı'nı temsil eden bir arkadaşımız aramızda, hoş geldiniz. Ankara Meclisi Başkanımız, çok kıymetli abim Nevzat Ceylan Bey aramızda, hoş geldiniz diyorum. Kars Demokratlar Federasyonu Başkanımız, kıymetli abim Tuncay Sönmez aramızda, hoş geldiniz diyorum. Serhatlılar Birliği Başkanımız Yavuz Eğer aramızda, kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Ali Şen Bey, Darıca Karslar Dernek Başkanı, hoş geldiniz diyorum. Unuttuğum, atladığım misafirlerde varsa ne olur kusuruma bakmayın. Hepinize toptan hoş geldiniz diyorum, şeref veriniz. Tabii arada geliyor. Deva Partisi Ankara İl Başkanı Funda Özel aramızda, hoş geldiniz diyorum. Evet, böyle isimler geldikçe Ergüden Başkanı tekrar okuyup hoş geldin diyecek sizlere. Ben konuşmalarımı yapmak üzere bizlerin kıymetlisi, Arda Hanım'ımızın kıymetlisi. Ben hep söylüyorum, sanatçı kimliğinin yanında siyasetçi kimliğiyle de çok başarılı. Ardahan Belediye Başkanımız Sayın Faruk Demir, alkışlarınızla lütfen. Saygıdeğer Bakanım, Sayın Milletvekillerim, çok değerli valilerim, tabi Ardahan Hoca, ilk önce Ardahan Vali, değerli eşleri, çok değerli il başkanlarımız, il ilçe belediye başkanlarımız, demokrasimizin olmazsa olmazı siyasi partilerimizin çok saygıdeğer temsilcileri, dernekçilikten gelmiş bir kardeşiniz olarak dernek yöneticilerimiz, federasyon yöneticilerimiz, hepimiz biriz. Adımız farklı olabilir ama burada herkesin soyadı Ardahan. Çok sağ olun, var olun, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. 4 gün boyunca güzel başkentimizde Ardahan'ımızı her yönüyle, Ankara'daki hem Ardahanlarımıza yeniden hasret gidereceğiz, hem de bütün Türkiye'nin ortak paydası olan başkentimizdeki diğer hemşehrilerimize Ardahan'ın geleneğini, göreneğini, engin kültürünü ve de sevgisini Ankaralılarla paylaşmış olacağız. Bu etkinlikte emeği geçen herkesi, ama federasyon başkanı ta benim 25 yıl önceki dernekçilik arkadaşım Ergüden şimdi yönetimini çok 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 tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 4 gün beraber olacağız. Buradaki bütün hemşerilerimizi tabii ki Kazım Karabekir Paşa'mızın dediği gibi boğazlar boğazımız, ancak Kars Ardahan bel kemiğimizdir. Ardahan'ı da bekliyoruz. Bu arada bir teşekkürü de Ardahan'ımızın milletvekili saygıdeğer Profesör Doktor Orhan Atalay Bey'e iletmek istiyorum. Sayın Bakanımız Hasan Ahmet Arslan Bakanımız hiçbir zaman Ardahanlılarla ayrı gayri düşünmemiştir. Benim 2 tane telefonum var. Birisi 36-36 ile biter Sayın Belediye Başkanım.
birisi de 75-75'te biter. Biz orada da biriz ama büyük kentlerde iyice kenetliyiz. Kars Ardahan Iğdır ayrımı yoktur. Her sorunumuzda yanımızda olan çok saygıdeğer valimiz, milletvekilimiz diyorduk efendim, inşallah olur. Hüseyin Öner Beyefendi'ye, değerli eşlerine çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum değerli rektörümle birlikte. Ergüder'in dediği gibi buralarda atlama olabilir. Biz hep biriz, değil mi Çetin Başkanım? Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Ardahan Milletvekilimiz Profesör Doktor Orhan Atalay'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum efendim. Kıymetli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün birincisini yapıyoruz nasip olursa. Ardahan Federasyonu'nun tertip etmiş olduğu bu tanıtım günlerimizin bundan sonra daha da güçlenerek devam etmesini diliyorum. Değerli hemşehrilerimiz, hakikaten nüfusumuzun neredeyse 5/4'ü gurbette. Bugün Türkiye'nin muhtelif illerinde, şehirlerinde yaşayan Ardahanların sayısı muhtemelen 500 bini aşkındır. Ancak bu 500 bin nüfusun 100 bin civarında kısmı Ardahan'da, diğerleri ise gurbette yaşıyor. Dolayısıyla biz aynı zamanda garipleriz. Yani gurbet ellerine düşmüş insanlarız. Ne yazık ki böyle bir tarihimiz var. Yani 1826 yılından başlayıp 1920'ye kadar bizim o coğrafyada yaşanan çatışmalar, savaşlar ancak 20'lerde durulmuş. Karlofça Antlaşması'ndan sonra Osmanlı kaybedip ama geriye kazandığı tek toprak parçası Kars ve Ardahan olmuştur. Bu bizim esasında bir şeref madalyamızdır. Kars ve Ardahan'ın kurtuluşunda emeği geçen, kanıyla canıyla mücadelesini veren gencecik, bedenlerini toprağa gömen ama vatan vatan diyerek can veren aziz şehitlerimizi tekrar rahmetle minnette anıyoruz. Onlar biz orada yaşayacağız diye canlarını verdiler, kanlarını ektiler. Bütün konuşmalarımda, hemşeri konuşmalarımda söylediğim bir sözü burada da tekrar etmek istiyorum. Hakikaten Kars, Ardahan, Iğdır yani Serhat illeri terk edilip gidilecek iller değillerdir. Bizim elbette ki biraz önce değerli belediye başkanımızın söylediği gibi doyduğumuz yerler vardır. Ama asla ve kat'a doğduğumuz yerleri unutamayız başkanım. Çünkü kök olmazsa dalın bir kıymeti olmaz. Kök olmazsa, kök beslenmezse o ağacın dallarından hiçbir meyve devşiremeyiz. Biz köklerimize bağlı bir sosyolojiyiz. Tarihimize bağlı bir sosyolojiyiz. Coğrafyamıza bağlı bir sosyolojiyiz. Ve biz 43 yıl Rus işgalinde yaşamış olmamıza rağmen ne kendi tarihimizden, ne kendi folklorumuzdan, ne kendi inancımızdan, ne de ana vatana bağlılığımızdan zerre kadar ödün vermemiş, Aşık Şirin'in dediği gibi can sağ iken düşmana yurt vermemiş bir neslin, bir kahraman neslin ahadıyız. Bu tarih şuuru, bu tarih bilinci bizi geleceğe taşıyan en önemli iksirdir. Biz bunun şuurundayız. Biz bunun farkındayız. O yüzden doyduğumuz yer nere olursa olsun bir ayağımız doğduğumuz yerlerdedir. Biz doğduğumuz yerleri unutmadığımız gibi elbette ki doyduğumuz yerle de entegre olmanın, o kültürle hemhal olmanın, bulunduğumuz yere katma değer katmanın bilincini de taşıyoruz değerli başkanım. Değerli arkadaşlar, sık sık söylüyorum, burada da söylüyorum. Ne olursunuz, imkanı olan hemşerilerim, gücü yeten hemşerilerim, dönsünler memleketlerinde baba ocaklarını mutlaka tüttürsünler. Şayet o topraklara can ekmiş, kan ekmiş ecdadımız bir an için dirilse ve dirildiğinde baktı ki köyler baykuşlara yuva olmuş. Bu manzarayı, bu dilhun manzarayı, bu acılı manzarayı görse eminim aklına gelecek ilk şey şudur. Eyvah! Eyvah! Uğruna öldüğümüz bu toprakları bizim çocuklarımız şenlendirmemişlerdir. Mamur hale getirmemişlerdir. Metruk bırakmışlardır. Mahrum bırakmışlardır. Mahcup bırakmışlardır. Baykuşlara yuva kırmışlardır. Biz de bilseydik
bu topraklarda hiç kimse kalmayacak. Buraları terk edip gidecekler. Bunu bilseydik biz de elbette ki kaçanlar gibi kaçmanın bir yolunu bulur, canımızı kurtarırdık. Bununla bizim yüzleşmemiz lazım. Bu gerçek, bu tarihi gerçek elbette ki bir gün yüzümüze haykıracaktır. O yüzden vatan sevgisi sadece savaş dönemlerinde vatan için can vermekten de ibaret değildir. Eminim savaş dönemlerinde bu topraklar için kan akıtmak ne kadar aziz ise, ne kadar saygın ise, barış dönemlerinde de bu vatanı mamur, yaşanabilir hale getirmek için alın terini dökmek o kadar aziz, o kadar saygın ve biz o kadarıyla mükellefiz. Mecburuz buna. O kanların hakkını ancak alın terlerimizle ödeyebiliriz. Değerli hemşerilerim, sözümü uzatmak istemiyorum. Bölgenin elbette ki sorunları vardır. 80 öncesi sağ sol çatışmaları. Bugün hepimiz bir arada yaşıyoruz. Anlamını bilmediğimiz anlamsız kavgalara kurban ettik memleketi. 80 sonrası PKK'nın o bölgede dağları, yaylaları, platoları, çayırları, köyleri boşaltan o dilhun, o aptalca, o haince girişimleri bölgeyi ciddi manada zayıflattı. Biz şimdi tekrar topraklarımıza dönüyoruz. Biz şimdi tekrar o toprakları şenlendirmek zorundayız. Barıştan, kardeşlikten, sevgiden, dayanışmaktan gayri çaremiz yok. Savaş, ölüm, intikam, kin kimseye faydası yok. Öyleyse değerli arkadaşlar, değerli hemşerilerim, yazın olur, memleket ayrı güzel olur, kış olur, memleketin güzelliği apayrı olur. Hepinizi memleketimize davet ediyoruz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla memleket ziyareti sıla-i rahimdir. Sıla bir bağdır, rahim bir rahmettir. Bu rahmeti ve bu bağı, bu bağlantıyı memleketimizden esirgemeyelim. Katılımınızdan dolayı hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Tabii bu arada yine misafirlerimiz var. Es geçmeyelim. Etimesgut iki bayan muhtarımız var. Etimesgut Ahi Evren Mahallesi Muhtarı Aynur Çanakçı, hoş geldiniz. Bağlıca Mahallesi Muhtarı Ayşe Altın Işık, hoş geldiniz. Tabii az önce söyledim ya, en çok bazen destek verenleri unutuyoruz diye. Ardahan Esnaf Odaları Birliği Başkanı kıymetli abim Yılmaz Kaya aramızda, hoş geldiniz. Eskişehir Hanaklar Dernek Başkanı Alaaddin Çoban aramızda, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bursa Orhan Gazi Ardahanlılar Dernek Başkanı Muttalip Asıltürk aramızda, hoş geldiniz. Bir de en önemlisi Kayseri'den gelen bir misafirlerimiz var. Kayseri Kayak İşletmecileri Derneği Başkanı Nevin Erdemler aramızda, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz efendim. Ben şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ardahan Valimiz Sayın Hüseyin Öner Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Güçlü alkışlar lütfen. Evet, güçlü alkışlarınızı rica ediyoruz değerli misafirlerimiz. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, saygıdeğer hanımefendiler, çok değerli belediye başkanlarımız, meslek örgütlerimizin değerli temsilcileri, Ardahanlı hemşehrimiz, kahraman müdürümüz Gazi Atalay müdürüm, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, değerli davetliler, Ardahan tanıtım günleri vesilesiyle buluştuğumuz bu güzel günde ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Evet, Ardahanlıyız. Ankara'da buluştuk. Neden? Çok kısaca bir geçmişe gitmek suretiyle düşünce, duygu ve düşüncelerimi ifade etmeye çalışayım. Benden önce de Sayın Vekilimiz konuşmasında değindiler. 1826, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi, ki bu harbin ardından Kars, Ardahan, Batum savaş tazminatı olarak Ruslara bırakılıyor ve Kuzey Anadolu'dan
Anadolu'nun iç kesimlerine doğru ciddi bir göç akımı söz konusu oluyor. Bu 40 yıllık sürenin ardından da tabii günümüze kadar ekonomik sebeplerden ötürü hepimiz biliyoruz. Anadolu'muzun birçok şehrinden Türkiye'nin büyük şehirlerine, cazibe merkezi olan şehirlerine doğru bir göç söz konusu. Ardahan'da bu kaderi öncelikle 40 yıllık bu Rus esareti döneminde yaşıyor. Ancak memlekete, ana vatana olan bağlılığını, gönül bağını hiçbir zaman kaybetmiyor. Ve ilk kongreleri Ardahan şehri düzenliyor. 3, 5, 7, 9 Ocak 1919 Ardahan kongreleriyle yörenin münevverleri, kahramanları, vatanperverleri, ana vatana nasıl bağlanırız, istiklalimizi nasıl kazanırız yönünde kafa yoruyorlar, toplantılar yapıyorlar ve bunun hayaliyle yaşıyorlar. Ardından Kurtuluş Savaşı'na destek vermek suretiyle de bu mücadelelerini taşlandırıyorlar. Bu bakımdan Ardahan, Kars, Serhat şehirler çok önemli şehirler. Bu şehirlerimizi bence biraz ayrı tutmamız gerekiyor. Yani biz de bunun gayretindeyiz. Değerli davetliler, bu söylediğim yıllardan itibaren yöremizin insanı büyük şehirlerimize göç ediyor. Ankara'da Ardahanlı hemşehrilerimizin en yoğun yaşadığı şehirlerden biri. En fazla İstanbul'da yaşıyor. Ardından Kocaeli, yanlış hatırlamıyorsam ardından Ankara şehrimiz geliyor. Büyük şehirlere göç edip yerleşen hemşehrilerimizle, buralarda yaşayan hemşehrilerimizle buluşmamız, onların kültürlerini unutmamaları, gelecek kuşaklara, çocuklarına, torunlarına, yöremizin, bölgemizin kültürünü aksettirmeleri, gelecek kuşaklara bu kültürün devredilmesi adına, yaşatılması adına bu türden faaliyetler önemli, bu türden organizasyonlar önemli. Dolayısıyla biz hem kültürümüzü yaşatma, gelecek kuşaklara taşıma adına hem de hemşehrilerimizin göç edip yaşadıkları şehirlerde bulundukları şehrin, yörenin insanlarına kendi kültürlerini tanıtmaları adına da bu türden organizasyonları önemsiyoruz. Bizim için bu anlamda iyi bir fırsat oluyor. Hem kültürümüzü yaşatma, hem işbirliği, dayanışma ruhunu yaşatma, geliştirme adına bu tür, bundan sonra da inşallah bu türden organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz. Bu türden etkinlikleri sivil toplum örgütlerimizle dayanışma, onlarla işbirliği yapma adına da bir fırsat olarak görüyoruz. Ben şehrimizi, kültürümüzü tanıtma, şehrimizin güzelliklerini, özelliklerini bir tanıtma fırsatı adına bu organizasyonu düzenleyen, düzenlenmesinde en büyük emeği olan Ardahan, Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şindibey'e çok teşekkür ediyorum. Yine onun fırsat buldukça mikrofonu eline almak suretiyle isimlerini takdim ettiği değerli federasyon başkanlarımıza, dernek üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Hem buraya katılımlarıyla hem de Ankara Dernekler Federasyonu'na sağladıkları desteklerle önemli bir çabanın içerisinde oldular. Kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. 4 gün sürecek olan Ardahan tanıtım günlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yine aramızda Ardahan'dan Göle'den gelen Cumhuriyet Halk Partisi Göle İlçe Başkanı Recep Özalt Bey var. Hoş geldiniz diyorum. İstanbul'dan Kars Ardahan Iğdır Federasyonu'nun, Ardahan Federasyonu'nun danışma meclis üyesi namı diğer Mustafa Küpeli var aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Ve bu programa en büyük destek verenlerden birisi de Kültür Müdürümüz Efsat Alantar Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şimdi hep arada geçiyorum ya. Nurullah Bey, Serkan Genel Sekreterimiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İyi ki bizim bölgemiz için büyük bir değer. Çok kıymetli.
65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanımız, Kars Milletvekili Sayın Ahmet Arslan Beyefendi. Birliğimizi, beraberliğimizi ortaya koyarak değerlerimizi geleceğe taşımak adına emek sarf eden, gayret sarf eden özellikle federasyonlarımıza, onların temsilcisi, onların üyesi derneklerimize hasesen teşekkür ederim. Onlar çok önemli bir görev ifa ediyorlar. Gönül köprüsü oluyorlar adeta. Doğduğumuz yerle doyduğumuz yer arasında. O yüzden onlara çok çok teşekkür ederim. Erbiler Başkanı hasesen teşekkür ederim. Erbiler Başkan'la birlikte birçok arkadaş burada değerlerimizi yaşatmak adına, tanıtmak adına gayretler sarf ediyor. Bunun da şahitleriyiz. Onun için bir kere daha onlara teşekkürlerimizi ifade ederek birkaç şey daha söylemek isterim. Değerli dostlar, 1000 yıldır 1064'ten Sultan Alparslan'ın Aniye girmesinden başlayarak Türklere yurt olmuş Anadolu'da 1000 yıldır biriz, beraberiz. Kardeşliğimizi ortaya koyuyoruz. Gerçekten Ardahan, Kars, Iğdır bunun için çok iyi örnek. Etnik farklılıklarıyla, mezhepsel zenginlikleriyle bir mozaik ve bunun bir zenginlik olduğunu bilerek 1000 yıldır kardeşliğimizi pekiştirerek geleceğe yürüyoruz. İnşallah bu örnekliliğimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Memleket söz konusu olduğunda, Ardahan'ımız söz konusu olduğunda, bölge söz konusu olduğunda biz bütün değerlerimizi bir tarafa koyup bu değerlerimizin peşinde ölümüne gidiyoruz. Ve sadece bugün değil, 1000 yıldır bu coğrafyada gidiyoruz. Bugün de yine ecdadım bize vatan olarak bıraktığı bu toprakları imar ederek, mamur ederek geleceğe taşımak adına şehadet şerbeti içmeyi de göze alarak bir mücadele veriyoruz. İnşallah bu mücadeleye devam edecek. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ancak sadece o mücadele değil, bize vatan olarak bırakılan bu toprakları imar etmek, mamur etmek adına da gecemizi gündüzümüze katarak yol yürümeye, gayret sarf etmeye devam ediyoruz. Bendeniz de naçizane gerek bürokratlığı döneminde, gerek de 11. yılımız olduğu siyasetin içinde olarak buna şahit olan bir kardeşiniz olarak bu birlikteliğe destek veren herkese ama herkese teşekkür ediyorum. Ardahan güzel bir birliktelik yakalamış. Ardahan örnek bir şehir olarak ilin kalkınabilmesi adına doymak için batıya giden insanımızın dönüp doğduğu yere sahip çıkabilmesi adına çok güzel çalışmalar yapıyor. Ve birbirinin paçasından asılmadan, bu çok önemli bir cümle, birbirinin paçasından asılmadan tam tersine birbirine omuz vererek yol yürüyor. Bunun için de müteşekkir olduğumu özellikle ifade ediyorum. Değerli Orhan Hocam ve değerli Faruk Başkan. Elbette ki bize düşen ne? Bize de Karslılar olarak düşen şu. Gerçi zaten Ardahanlılar bunu iyi biliyor. Değerli dostlarım iyi biliyor. Benim için Kars neyse Ardahan o, Ardahan neyse Iğdır o. Ama sadece Kars, Ardahan, Iğdır bölgesel şövenizmini de yapmıyorum. Şunu da biliyoruz. Biz Artvin'le oradan geçin Karadeniz'e, Rize ile birlikte, Erzurum'la, Erzincan'la, Bayburt'la, Gümüşhane ile birlikte, Ağrı'ya, oradan Van'a kadar bölgesel olarak kalkınabilirsek biz ileriye yürüyebiliriz. Ama münferiden sadece Ardahan gelişmiş, emin olun ki buradan bir sonuç alamayız. Sadece Kars gelişmiş, bundan bir sonuç alamayız. Dolayısıyla ülkemizin gelişmesi elbette ki bizim için çok önemli ama kalkınmışlık farkını gidermek adına bölgesel hareket etmemiz çok önemli. Ardahanlılar şunu gayet iyi bilsinler. Benim için Kazman neyse, benim için Kars neyse, Ardahan'da, Çıldır'da, Damal'da, Hanak'ta, Posof'ta, Göle'de o. Bu hepimiz için geçerli ve buna en iyi şahit değerli varım sizlerle 1,5 senedir bölgeye hizmet kervanında yol yürüyoruz ama buna en iyi şahidim Orhan Hocam. Değerli kadim dostum, 11 yıldır her kapıyı Ardahan adına da, Kars adına da, Iğdır adına da aşındırıyoruz. Her çaldığımız kapıda ben değil, biz diyoruz. Bunun da
sonuçlar almak adına ne kadar değerli olduğunun farkındayız. İnşallah bu yolda yine birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bunu Ardahanlı dostlarımız, hemşehrilerimiz çok iyi bilsin. İki cümle daha söyleyerek müsaadelerinizi arz edeyim. Değerli Ardahanlılar, doğduğumuz yer, doyduğumuz yer konusu özellikle gündeme getirildi. Faruk Başkanım, sizler de ifade ettiniz, şu önemli. Elbette ki doğduğumuz yeri kesinlikle unutmamak gerekir. Ama doğduğumuz yeri unutmayalım derken doyduğumuz yeri ihmal etmek anlamına gelmemesi lazım. Doyduğumuz yer de bizim şehrimiz, doğduğumuz yer de bizim şehrimiz. Her ikisine birden sahip çıkalım. Olabilir, doymak pahasına geldiğimiz yerlerde imkanlarımız oluşmuş. Türkiye, ben buna şahidim. Ardahanlı dostlarımızın birçok yerde artık sadece başkasının yanında çalışıp ekmek kazanan değil, başkasına ekmek veren şekilde iş adamı olduklarını, sanayici olduklarını da biliyorum ve şahidim. Elbette ki doydukları yere sahip çıksınlar, doydukları yerdeki işlerini geliştirsinler ama bilsinler ki olmazsa olmazı doğduğumuz yer. Ve doğduğumuz yer aslında çok küçük şeylerle yetiniyor. Dönüp küçük dokunuşlar insanımızı o kadar memnun ediyor ki, dönüp küçük destekler insanımızı o kadar mutlu ediyor ki, o yüzden değerli hemşehrilerim lütfen doyduğunuz yerdeki büyüklüklerle kıyas yaparak şunu düşünmeyin. Ya ben Ardahan'a gidip 5 milyonluk bir yatırım yapsam ne olacak demeyin. Ben Ardahan'a gidip 100 tane çocuğu mutlu edecek bir girişimde bulunsam ne olacak demeyin. Ben her zaman her platformda söylediğim şu, özellikle batıda büyük şehirlerde söylediğim şu, sizin için küçük şeyler bizim için çok büyük şeyler. Lütfen küçük büyük demeden gelin, sahip çıkın, destek olun. Çünkü o topraklar çok kıymetli. O topraklar ecdat yadigarı. O toprakların ihya edilmesi boynumuzun borcu. Buna hiç şüphe yok. Bir de yine boyunun anlamına eşdeğer olarak değerlerimizi, kültürümüzü geleceğe taşımak çok kıymetli. Bunu her konuşmacısı ifade etti ama ben de bir kere daha vurgulamak istiyorum. Geçmişini bilemeyenler geleceğini kuramazlar. Hamdolsun bizim büyük gurur duyulası bir geçmişimiz var. Dolayısıyla geçmişimizi, kültürümüzü biz gelecek nesillere ne kadar sağlam aktarırsak o kadar sağlam adımlarla ülke olarak inşallah ileriye yürürüz diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim. 4 gün boyunca inşallah hem hemşehrilerimizi hem misafirlerimizi ağırlayarak değerlerimizi, kültürümüzü inşallah en iyi şekilde tanıtmış olacağız diyorum. Hayırlı uğurlu olsun ve saygılar sunuyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, yine aramızda çok kıymetli dostlarımız var. Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Vekilimiz Sercan Çılgın Bey var. Bize en büyük destek verenlerden birisi. Sercan Başkanım'a hoş geldiniz diyorum. Evet, güçlü bir alkış alabilir miyiz Sercan Bey lütfen? Ensar Kılıç Bey, Haberleşme Genel Müdürümüz aramızda, kendisine hoş geldiniz diyorum. Arzu Yılmaz var, Ekonomi Bakanlığı'nda Genel Müdürümüz aramızda, kendisine hoş geldiniz diyorum. İstanbul'dan Kars Ardahan Iğdır Federasyonu Başkanı Gürsel İyidüz Bey var, hoş geldiniz diyorum. Ve yine aramızda Müsiyat Ardahan Kurucu Başkanı ve Strateji Düşünce Enstitüsü İş Konseyi Başkanı Orhan Gökdemir Bey var. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Ve yine aramızda Ankara'dan Ankara Vali Yardımcımız Mustafa Erkayran Bey var. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz Sayın Valim. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Bakanımızın da söylediği gibi Anadolu'ya, Ardahan'a hepimizin borcu var. Doğduğumuz topraklara borcumuz var. Bizler de Ardahanlılar olarak Ardahan'a gitmeliyiz. Oralarda yatırımlar yapmalıyız diye düşünüyoruz. Hiç değilse senede bir kere de olsa Ardahan'a gitmek lazım diyorum. Hakikaten Ardahan çok güzel bir yer. Ben burada birkaç kişiyle konuştum bugün. Hiç Ardahan'ı görmemiş Ardahanlılar var. Üzüldüm. Ben onları hepsini toplayıp federasyonumuz bir organizasyon yapıp bizi Ardahan'a götür diye düşünüyorum. Ardahan bizim kıymetlimiz efendim. Ardahan'a aşk ile bağlanmak lazım.
Evet, önceki senelerde Erbiler Başkanım ve diğer dernek başkanlarımız bir organizasyon ile Ardahan'a gitmemiş olan gençlerimizi Ardahan'a götürdüler. Çanakkale'yi ziyaret etmemiş, Çeyitli'yi ziyaret etmemiş gençlerimizi Çanakkale gezisi yaptılar. Ve Gençlik Kolları Başkanımız Gürsoy Bey, kendisi bu konuyla ilgili proje hazırlıyor. Ve tekrar Ardahan programı olacak bu yaz inşallah. O zaman şöyle Ardahan Dernekler Federasyonu'nun Gençlik Kolları, İlkay'da Gençlik Kolları'na bir alkışlayalım mı lütfen? Gençlerimizi, evet onlar bizim ümidimiz gençler, siz iyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Sizlerin izinden devam ediyoruz efendim. Evet, programımıza davet edelim ama programlarından dolayı katılamayan büyüklerimiz var efendim. Ben onların mesajlarını, telgraflarını sizlerle paylaşmak isterim. Ardahan Valisi Sayın Hüseyin Öner, Ardahan Belediye Başkanı Sayın Faruk Demir, Ardahan Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mehmet Biber, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Çetin Demirci ve Ardahan Dernekler Federasyonu'nun Başkanı Sayın Ergüder Şimdi. Nazik davetinizi aldım fakat Polonya'da gerçekleştirdiğim resmi ziyaretler nedeniyle davetinize icabet edemiyorum. Ardahan ili ilçeleri tanıtım günleri dernek etkinliklerinizi tebrik eder, başarılarınızın hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederim. Bu vesileyle bir araya gelmiş değerli hemşehrilerimizi en içten duygularımla selamlarım. Profesör Doktor Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Nazik davetiniz için teşekkür ederim ancak önceden belirlenen programların sebebiyle maalesef tanıtım günlerinize katılamıyorum. Etkinliğinizin başarılı olmasını diliyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı. Ardahan ili ilçeleri tanıtım günleri etkinlikleri davetiniz için çok teşekkür ederim. Ancak daha önceden belirlenmiş olan programım sebebiyle katılamayacağımı belirtir. Saygılarımı sunarım. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı. Evet, yine değerli büyüklerimizden aramızda olamayan. Efendim, nazik davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyor. Ardahan ili ve ilçeleri tanıtım günleri etkinliklerine katılan bütün misafirleri ve Ardahanlı kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum. Programımızın heyecan ve güzellikler içerisinde geçmesini diliyor. Ardahan'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı. Sayın Faruk Demir, Sayın Başkan, Sayın Ardahan İl ve İlçe Tanıtım Günleri Etkinlikleri programınıza, nazik davetinize teşekkür eder. Siz ve tüm konuklarınıza saygılar sunarım. Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Aynı tarihte Ayvada Brüksel toplantım sebebiyle aranızda bulunamayacağım. Üzgünüm. Var olan birlik, beraberlik ve dayanışma daha güçlendirilebilmesi dileğiyle düzenlemiş olduğunuz Serhat Şehri Ardahan'ımızın ve ilçelerimizin tanıtım günleri etkinliklerinde tarihi, kültürel birikimlerimizin zenginliğimizi, yöresel lezzetlerin tadıldığı bu anlamlı etkinlikte bir araya gelen değerli konuklara şahsınızda en içten selam ve saygılarımı sunarım. Şamil Ay, AK Parti İstanbul Milletvekili. 2 Aralık 2021 Perşembe günü Ankara Amfi Altın Park'ta gerçekleştirilecek olan Ardahan ili ve ilçeleri tanıtım günleri etkinliklerinde yoğun programı nedeniyle katılamıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür eden tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Mehmet Emin Bilmez, Van Valisi. Aynı zamanda eski Ardahan Valimiz. Göndermiş olduğunuz nazik davetinizi aldım. Çok teşekkür ederim. Önceden de belirlenen programın nedeniyle katılamadığım için üzgünüm. Ardahan ili ve ilçelerinin tanıtım günleri etkinliklerinin güzel geçmesini diler. Değerli misafirlerimize selam ve saygılarımı sunarım. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok. Ve yine aramıza katılan çok kıymetli eski valimiz Ayhan Nasut Beyoğlu var. Hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz efendim. Yine aramızda eski valilerimizden Cengiz Bulut Bey var. Hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum kendilerine. Evet Sayın Başkanım, artık açalım mı festivalimizi? Açalım. Tabii ki. Evet. Görevli arkadaşlarımız kurdeleyi hazırlarlarsa lütfen. Evet, kurdelemiz hazırlanıyor. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin efendim. Thank you.